yine. Bazı ipuçları göstereceğim. Bazı ipuçlarından bahsedeceğim. Allah'ım niye heyecanlanıyorsam ya? Ah! Burada intro girer falan filan. Herkese merhabalar. Bugün size bahsetmek istediğim konu benim çok vakıf olduğum bir konu. Belki bu hayatta en iyi bildiğim konulardan biri. Ve bunu sizinle paylaşmak istedim açıkçası tüm detaylarıyla. Konumuz şu. 24 senedir kedi beslediğim için size hem kedi bakımıyla ilgili hem de nelere dikkat etmeniz gerektiğiyle ilgili bazı bilgiler vereceğim. Şimdi öncelikle size nasıl kedi aşkım başladı? Bundan biraz çok kısa bahsetmek istiyorum. Ben 7 yaşındayken Minnoş'la tanıştım ve hep hayvanları çok çok seviyordum. Yani canlarımdı benim, böyle bilmiyorum, deli gibi bir sevgim vardı çocukken de. Ama annem tüyünden falan böyle tırsıyor, istemiyor diye istemiyorduk bir süre. 7 yaşına gelince kedi sahibi olmaya karar verdik. Yani benim için tamam dedi annem. Ve Minnoş'la hayatım kesişti. Minnoş da şu, 2006'da yapmıştım, yani yaptırmıştım dövmesini, bilmiyorum görebiliyor musunuz? Ve Minnoş tam 20 sene, 7 ay ve 7 gün yaşadı. Şimdi Minnoş'la biz bu kadar süre yaşadıktan sonra ben zaten hani sokaktaki kedileri, köpekleri de çok seviyorum. Ama hani hep vardır ya, kedici misin, köpekci misin? Ben hep kendimi kedici olarak görüyordum. Çünkü bence bu içten de gelen bir şey. Hani köpeklere bayılıyorum, o bambaşka. Bütün hayvanları seviyorum. Ama içimde olan, yani ben bir hayvan olsam beyaz kaplan ya da kedi olurdum derim hep. O yüzden kediciyim. Şimdi Minnoş'la ben zaten aşırı derecede her şeyi öğrendim kedi bakımına dair. Ve bu arada 2015 yılında Minnoş'u kaybettim. Dediğim gibi 21 yaşındaydı neredeyse ve ondan sonra da Joy diye oğlan, erkek bir kedim var ve aynı zamanda Lucy diye dişi bir kedim var. Şu anda iki kedim daha var. Ben zaten kedisiz yapabilen bir insan değilim. Sokaklarda da böyle mama verirken hani bir yerde karşılaşırsak görebilirsiniz beni. Çok seviyorum dediğim gibi hayvanları. Ama şimdi evinizde kedi beslemeye karar verirseniz ya da verdiyseniz nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Birinci en önemli konu, kediniz 15-20 belki de daha uzun, umarım daha da uzun seneler yaşayacak. Ve siz bir hayat arkadaşı sahibi olmaya da demeyeyim. Çünkü bence hayvanların aslında sahibi olmuyoruz. Hayat arkadaşlığına hazır mısınız? En önemli kendinize sormanız gereken soru bu. Çünkü buna gerçekten dürüst bir şekilde cevap verdiğinizde hayır hazır değilim diyorsanız o kediyi almayın, yani sahiplenmeyin. İnanın hem size hem kedinize yazık olur. Çünkü belli bir yerden sonra hani sıkılırsanız ya da yeter artık derseniz bu daha da büyük bir bence sorumsuzluk oluyor. O yüzden buna çok iyi karar vermenizde fayda var. İkinci en önemli konu bence evde ne kadar zaman geçirdiğiniz. Şimdi siz belki iş adamı, iş kadını olarak yurt dışına gidiyorsunuz. Belki Türkiye'nin değişik yerlerinde bulunuyorsunuz. Ya da belki işiniz çok uzun saatler sürüyor. Buna bir bakmanız lazım. Eğer ki hani ben evde işte uyuyorum, yani uyumak dışında da çok zaman geçirmiyorum derseniz kedinize, köpeğe de dilim gidiyor ama kediye odaklanıyorum. Lucy geldi bu arada da hiç size gösteremeyeceğim büyük ihtimalle gelmez. O daha yabani. Joy daha evcil çünkü. Siz eğer ki evde çok zaman geçirmiyorsanız kediniz sıkılacaktır. Ve bunun çözümü bence iki kedi sahibi olmak da değil. Ben size şunu söyleyeyim. Hani ben de yurt dışına da gidiyorum, işte freelance çalışıyorum. Yani serbest bir işim var diyeyim YouTube dışında. Ki zaten YouTube benim hobim. O sebepten dolayı kedilerimi evde bıraktığımda, yani Joy ve Lucy evde kaldığında da benim hep arkadaşlarım eve geliyor. Yani maksimum bir gece onları ben yalnız bırakıyorum. Dolayısıyla buna çok dikkat etmeniz gerekiyor. Çok fazla evde zaman geçirmeyen biriyseniz şu anda zamanın olmadığını düşünüyorum sizin için bir kedi sahiplenmenin. Üçüncü en önemli nokta, maddi durumunuz buna el veriyor mu? Çünkü gerçekten sizi kandırmak istemiyorum. Maliyeti var. Tabii ki de mama seçimi size ait. Bu video bu arada yayınlandığında veterinerler videosunu eğer ki yayınlamış olursam
burada sanıyorum ama belki de şurada bir yerlerde koyacağım. Onu muhakkak izleyin. Orada veterinerlerle ilgili benim başıma gelen bir olaydan yola çıkarak bir veterinerle görüşüp bilgiler alıp sizinle paylaştım. Ve onun da çok işinize yarayacağını düşünüyorum. Pratik bilgiler bulabilirsiniz veterinerlerle ilgili. Şimdi bir kedi sahibi olduğunuzda maması var, kumu var, yani veterinere götürmesi var, belli bir maliyeti olacak. Ve siz çok iyi mamayı alamasanız da her ay aslında bir yerde çocuğunuz diyeyim, o çocuğunuz için feragat edeceksiniz. Bu sebepten dolayı hani ayını planlayan bir insan mısınız bilmiyorum. Ben genelde planlamaya özen gösteriyorum. O planlama, yani finansal planlamanızın içine kedi bakımını koyun ve bir bakın hani karşılayabiliyor musunuz? Eğer ki cevabınız evetse sahiplenin. Arkadaşlar gerçekten benim en kızdığım, yani hayatta beni öfkelendiren nadir olaylar vardı. Yani böyle bir anda evet şey yaparım bazen, aa ne oluyor, ama böyle gerçekten öfkelendiğim çok nadir olay var. Ve en hassas olduğum konulardan biri kesinlikle kedi, köpek, hayvan sahiplenip onları sanki bir malmış gibi böyle sokağa bırakan insanlar. Onlar bir obje değil, bir mal değil. Onlar da sizin canınız, kanınız. Dolayısıyla ben buna çok önem veriyorum. Sizin de yani beni izleyen herkesin vicdanının, sevgisinin çok yoğun olduğunu düşünüyorum ve hissediyorum. Bu sebepten dolayı çok iyi düşünün, ince düşünün. Yani her açısını düşünün. Ona göre bir hayat arkadaşı istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Buna karar verin. Bunun dışında da tabii ki de kedi sahibi olduğunuzda onu taramanız gerekecek, onunla oynamanız gerekecek, kumunu her gün değiştirmeniz gerekecek. Yani şöyle, ben kumu döküyorum ve Joy da Lucy de aynı kuma giriyorlar. Her sabah da artık o dışkılarını diyeyim hani alıp bir çöpe atıyorum. Ama kum hani temiz kum olduğu için yani bir Everlast markası, onu kullanıyorum ve çok iyi geliyor çünkü koku bırakmıyor. Eskiden kristalleşen kumlar kullanıyordum, onlar yine bırakıyordu. Bu bayağı iyi yani ve direkt böyle zaten topaç oluyor. Onu alıyorsunuz, atıyorsunuz. Dediğim gibi zaman çok önemli. Kedinize zaman ayırmanız önemli. Çünkü o sizin arkadaşınız. Ve onunla oynamazsanız, onunla konuşmazsanız, yani bence tabii ki de bu size kalmış ama ben odama gelmelerine de izin veriyorum. Öyle olamam hiçbir zaman, hani kapımı kapatamam. O yüzden onlarla uyanıyorum, onlarla uyuyorum. Etrafımda kediye alerjisi olan arkadaşlarım varsa hani evde buluşmamaya özen gösteriyorum ya da onlara bana kahvaltıya gel demiyorum. Çünkü onlar da benim bebeklerim. Bu sebepten dolayı da birbirinizi anlayarak hayatınızı aslında buna göre şekillendirmeniz gerekiyor ve bu büyük bir sorumluluk. Yani kimse bana demesin ki bu hiç aman sorumluluk değil, ne olacak kedi alayım, aman işte çocuğum oyalansın. Mesela ailelerde ben onu duyuyorum, çocuğunuz oyalansın diye bir kedi almak ne kadar mantıklı bilmiyorum. Çünkü aldığınızda anne ya da babalar sizin ilgilenmeniz gerekiyor çocuğunuz küçükse. Tabii ki de muhteşem bir şey. Tabii ki de yani oynasın, sevsin, harika bir şey. Ben de 7 yaşındaydım. Ama annelerin de babaların da o sorumluluğu alması gerektiğini düşünüyorum. Birkaç böyle küçük aklıma gelen konulara daha değinmek istiyorum. Bunlardan biri, kedinizi bence her gün tarayın. Ben böyle diyorum, hani her gün taramıyorum. Bazen 2 günde bir de taradığım oluyor. Ama taramaya özen gösteriyorum çünkü bir de rulo bulunduruyorum. Şu rulolardan zaten hani her yerde alabilirsiniz. Bu bayağı böyle işinize yarıyor. Zaten kedi köpek sahibi olanlar bence biliyorlardır. Çünkü gerçekten ne kadar hayat kurtarıcı olduğunu yani biz biliyoruz. Özellikle siyah bir şey giydiğimizde. Bunun dışında kısırlaştırma konusu. Şimdi benim Lucy dişi Joy erkek olduğu için ben direkt böyle aman Allah'ımı deyip korkup kısırlaştırdım. Bunun da en büyük sebebi, yani neden bu kadar korktum? Çünkü olur da bebekleri olursa Lucy'nin, birazdan size göstereceğim, çok tatlı. 5-6 kedi, hani 5 doğurdu diyelim, bir sonrakinde yine 4 doğurdu. Ben o kedilere asla veremem. Evde böyle deli kadın gibi 20 kediyle yaşayabilirim. Bu potansiyeli kendimde gördüğüm için kısırlaştırdım. Ama bana denilen erkek kediler de koku bırakıyor. Yani kısırlaştırmadığınız takdirde böyle bir olasılık var. Joy bırakmadı, 1 yaşındaydı kısırlaştırdığımda. Ama ben biliyorum, bizim Mahalo Coffee Shop videomu da izlemediyseniz buradan izleyebilirsiniz.
Mahalo'da kediler geliyordu ve böyle büyük bir bitki vardı girişte. Mesela ona bir erkek kedi hep koku bırakıyordu ve gerçekten o kokuyu bıraktığı zaman da çok kötü oluyor ev. Dolayısıyla onu yine veterinerinize danışarak ilerleyin. Ama şahsen kesinlikle kısırlaştırılması kanaatindeyim. Bunun da en büyük sebebi o kadar çok kedi, köpek var ki hani kısırlaştırmak çok daha mantıklı. Hani çocuk doğurmamasını tercih ediyorum ama tabii ki bu şahsi bir seçim. Son noktalara gelirken yine önemli bir konu daha var. Eviniz ne durumda? Şimdi tabii köpek bakımına hiç değinmiyorum. O bambaşka bir konu ve tabii ki de kedi bakımı köpek bakımına kıyasla çok daha kolay. Ama eviniz mesela atıyorum 20. katta oturuyorsanız ve sineklik yaptıramazsanız o kediyi almanız, camları da aralarda açıyorsanız ve buna alışıksanız kediniz o camdan düşebilir ve Allah korusun hani 15-20. Katlarda yaşıyorsanız hatta 10. kattan bile düşerse kurtulamama durumu var. Dolayısıyla çok dikkat etmeniz gerekiyor. Ben yani ilk taşındığımda hani çok taşındım. Yani bu hayatımda kaçıncı evimi artık unuttum ama İstanbul'da her taşındığımda ilk yaptırdığım şey sineklik. Çünkü artık bu benim için otomatik oldu. Bir de o sinekliklerin açılabiliyor mu yoksa hep mi sabit oluyor ona da karar vermeniz gerekiyor. Bunlar detay konular ve burada girmeyeceğim. Ama kesinlikle eğer ki ikinci kat, ya ikinci ve üçüncü katlardan böyle daha da yüksek katlarda oturuyorsanız sineklik yaptırmanız şart. Balkonunuz varsa ne ala, hani ben arada balkonu açıyorum ve havalanıyorlar. Şeyi de doğru bulmuyorum, hani hep evde kümes gibi böyle yani tutmayı arada böyle balkona çıkarıyorum. Tabii ki de dışarı çıkaramıyorum çünkü kedi tasmaları olsa da bana biraz komik geliyor. Joy'un var ama alışamadım. Yani onunla öyle sokaklarda gezdiğimi düşünemiyorum. Sonuç olarak evinize bir bakmanızda fayda var. Hani çok rutubetliyse, sineklik yaptıramazsanız, çok yüksek katlarda oturuyorsanız ve dikkat edemezseniz, yani gerçekten hayatınız oturmadıysa kedi sahiplenmeyin. Önemli bir karar. Bu hayatınızda alabileceğiniz en önemli kararlardan biri olduğunu düşünüyorum. O yüzden hayat arkadaşı olarak bakıp öyle karar verin. Bir de size şunu da söylemek istiyorum. Arada bir tüylerine de bakın kedinizin. Mesela Joy'un aşı yapılan yerlerinde böyle oluk oluk tüyler çıkmıyor bir daha. Çünkü aşıya alerjisi varmış. O yüzden mesela ben onu fark ettikten sonra birkaç veterinere sordum bu en güvendiğim veterineri bulana kadar. Ve kesinlikle yani aşıya alerjisi olduğu için yaptırmayın aşı dedi bana. Ben ayrıca kedilerimin tırnağını kesmiyorum. Çünkü özellikle merdivenli bir evde oturuyorsanız hani oynuyorsunuz diyelim. Tırnaklarını kestiğinizde mesela o merdivenlerden düşerken tutunamayacağı için yani benim için önemli, yani düşmesini istemiyorum ben merdivenden. Evim çünkü merdivenli. Ama tabii ki de size kalmış. Yalnız kedinizin tırnağını keseceğiniz zaman muhakkak ilk kesimi veterinerle yapın. Çünkü yine onda da dikkat etmeniz gereken bir nokta var ve etine falan gelmemesi iyi olur. Tabii ki de canı acımasın. Sanıyorum genel hatlarıyla aklıma gelenler şu an için bu kadar. Tabii ki daha da aslında konular var. Yani birbirinize alışma süreciniz. Kedi bence sahibini seçiyor. Ben buna inanıyorum. Bir gün ben size Minnoş'la hikayemi ve Joy'la hikayemi de isterseniz benimle yorumlarda paylaşın, anlatırım. Çok özel bir hikaye. Hem Minnoş'unki hem de Joy'unki. Yani benim için yeri çok farklı. İkisini de çok seviyorum. Lucy'yi de çok çok seviyorum. İyi bir dostunuz oluyor. Size çok huzur veriyor. Çok sevgi doluyorsunuz. Hayata daha iyi bakıyorsunuz. Ve gerçekten böyle eve geldiğinizde sizi bekleyen biri oluyor. Bir insanın yerini tutmasa da sevgilinizin, çocuklarınızın, kedilerin o koşulsuz sevgisi bence bambaşka. Bunu hissedin, yani bunu hissetmeniz için ben can atıyorum. Ve gerçekten sizin adınıza ben heyecanlanıyorum. Böyle bir karar verdiyseniz ve bütün bu koşulları da sağlayabiliyorsanız hemen gidin. Satın almayın, sahiplenin. Bu videoyu beğendiyseniz, abone değilseniz de abone olursanız çok sevinirim. İyi ki varsınız. Haftaya görüşmek üzere bambaşka bir konuyla. Ben de bilmiyorum ne olacak konu. Sevgiyle, neşeyle, coşkuyla ve renklerle kalın. Ve kedili kalın. Görüşürüz. Tamam Lucy. Lucy'ko. Ay Lucy'ko. Tamam gitmek istiyorsun. Cadaloz böyle bir kedi. Böyle. Bak buraya. Dişi. Dişi mi zinzen? Bak kızım.